Arkadaşlar ilk olarak beyaz çikolatayı bu şekilde doğrayalım ki daha kolay erisin. Çikolatayı kırık kırık eklemek yerine tek bir parça olarak eklemek istedim açıkçası. Her tarafa eşit olarak yayılsın. Üzerine basa basa söylüyorum arkadaşlar. Kuvertür çikolata kullanın, yoksa bilindik markaların %90'ı eritildiğinde çürüyor. Brownie'yi pişireceğimiz kalıba streç kaplıyorum. Bunu yapmamın sebebi beyaz çikolatayı kalıp şeklinde çıkarabilmek arkadaşlar. Çikolatayı erittikten sonra her tarafa eşit olacak şekilde yaydırıyorum ve buzluğuna koyuyorum. Sıra geldi brownie harcını hazırlamaya. Bitter çikolata kullandım. Bitter çikolatayı ve tereyağını aynı kaba alıp benmari usulü eritmeye başlıyorum. Arkadaşlar bu kısım önemli. Şekeri ve yumurtaları homojen hale getireceğim, fakat yumurtaları teker teker ekliyorum. Bu sayede köpürüp hacim alacaktır. Yumurtalarla işimiz bittikten sonra çikolata ve tereyağı karışımını da ilave ediyoruz ve karıştırmaya devam ediyoruz. Kuru malzemeleri mutlaka elekten geçirin arkadaşlar. Kıvamı yoğun olacaktır arkadaşlar. Yanlış mı yaptım diye düşünmeyin, yoğun olmalı. Kullandığım çikolata gramajını ve kalıbın çapını açıklama kısmına yazdım arkadaşlar. Oradan bakabilirsiniz, size kolaylık sağlayacaktır. İlk etapta harcın yarısını ekliyoruz arkadaşlar. Çünkü üzerine beyaz çikolatayı ekleyeceğim. Beyaz çikolatanın görünmeyecek şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden bu şekilde üzerini kapatıyorum. Hava boşluğu kalmaması açısından şöyle bir sallıyorum ve 180 derece 30 dakika pişiriyorum. Doğduğun gün güneş tutuldu. Kırkında dere kurudu. Hamama vardın, harman tutuştu. Bakıyorsun öyleyine mağrur, bir kere de gül ya, ellerimi doldur.